Evet, EkoTürk Akademi'den herkese merhabalar. Bugün Celal Bayar Üniversitesi'nden Rektör Danışmanı Sayın Doçent Doktor Mehmet Naci Efe bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet Naci Efe hocamla bugün Türkiye'de girişimcilik üzerine konuşacağız. Malum hepimizin diyorum çünkü ülke genelinde böyle bir eğilim var. Girişimci olma eğilimi, herkesin kırmızı elması. Ben de bir yerden bir başlasam ufak, internet satışı olur, küçük bir dükkan olur, Ege'ye yerleşiriz olmadı. Böyle bir hayaller ülke genelinde yaygın. Çok fazla girişimcilik çalışması oluyor, çok fazla startup oluyor, yatırımlar yapılıyor. Ama bunlardan ne kadarı geri dönüyor, ne kadarı verimli? Herkes girişimci olabilir mi? Girişimci olmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Hocamızdan bunları alacağız bugün. Evet hocam, şimdi çok fazla cümle kurdum. İlk sorumla başlayayım. Herkes girişimci olabilir mi? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Güzel bir konu seçmişsiniz. Çünkü son yılların, özellikle Türkiye'de son en çok konuşulan konulardan bir tanesi, ben de girişimci olabilir miyim hocam? Girişimci olursam ne gibi yatırımlar bulabilirim? Ya da yatırımcıya nasıl ulaşabilirim? Hep bu sorular bize çok sorulan sorulardan bir tanesi. Şimdi adı üstünde girişimci deyince aklımıza ne geliyor? Bir olaya, bir fikre dertlenip o işe girişen kişiye biz girişimci diyoruz. En basit, en basic anlamıyla. Peki herkes girişimci olmalı mı? Dün ya da bizim dönemimizin gençleri neden girişimci değillerdi? Bizim yıllarımızı ben hatırlıyorum. Annelerimiz şöyle söylerdi. Evladım aman oku, sigortalı bir işin olsun. Evet. Şimdi böyle olunca o dönemde yetişen gençlerden çoğu okulunu bitirip, okuyamayanlar özellikle ilkokulu bitirir bitirmez hemen bir mesleğe girer. Hı hı. Orada çıraklık, kalfalık, ustalık sürecinden geçer, bir iş sahibi olurdu. Eğer girişimci ise, girişimcilik ruhu varsa öğrendiği o işi hızlıca kapar, kendisi bir dükkan açar, esnaf olur veya işveren olurdu. Hı hı. Bugün günümüzde ise evet gerçekten girişimcilik kavramını biz şöyle anlıyoruz. Kendi işini kuran, onu geliştiren, büyüten. Halbuki öyle değil. Bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Memur olabilirsiniz. Bir işletmede üst, orta ve alt kademe yönetici olabilirsiniz. Girişimci dediğimizde işte o yapmış olduğu işi en doğru şekilde yapan ve onu da değişen ve dönüşen dünyada geliştirebilen kişiye de biz girişimci diyoruz artık. Dolayısıyla herkes girişimci olmalı mı? Evet, herkes girişimci olmalı. Herkes bulunduğu konumu bir adım öteye nasıl taşıyabilir mi planlamalı, dertlenmeli. Ancak o zaman değişim ve dönüşüme ayak uydurabiliriz. Belki de şöyle bir durum olabilir mi hocam? Girişimcilik yapılacak alanın iyi tespit edilmesi. Yani işte benden ne olmaz? Marangoz olmaz. İşte evet. Marangozluğa heveslenmemem belki. Sonra alanın, nerede marangozluk yapacağım? İstanbul'da mı yapacağım? İzmir'de mi? İşte marangoza ihtiyaç olan bir yerde. Yani bir sürü bunun alt muhtemelen segmenti var. Bunların hepsinin birleşilip bir girişimcilik dalının seçilmesi. Bizim halkımızda biraz böyle bir problem var olabilir mi? Yani trend bir şey var. Herkes, ben de onu yapayım. Herkes yapıyor, o başarmış. Aslında öyle değil mi gerçekte? Size soruyorum işin uzmanı olarak. Aslında evet. Doğru bir noktaya temas ettiniz. Biz her şeyi yapamayız. Dolayısıyla gerçekten ilgi ve alanımız olan işe doğru bizim yönlendirilmemiz gerekiyor. Bunun da ta ilkokul seviyelerinde ölçme ve değerlendirme testleriyle belki de yine aynı zamanda sınıf öğretmenlerinin işbirliğiyle oradaki çocuğun gerçekten yeteneklerine, hangi alanlara doğru çok meyilli, bunların tespit edilip ona doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde işte tabiri yerindeyse serseri mayın gibi ya da akarsuda yüzen bir çöp gibi dalga nereye vurursa oraya doğru ilerlersiniz. İsabet de edebilir, etmeyebilir ki hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bugün startupların maalesef %96'sı 3 yıl içinde başarısız oluyor. Oo, çok büyük bir rakam. %96'sı. %96. Şimdi hem gençlere diyoruz ya da işte ev hanımlarına, kadınlara da diyoruz. Sadece gençlere de değil. Evde oturacağınıza bir şekilde
yaptıklarınızı değerlendirin. Hem de bunun %96'sı eğer başarısız oluyorsa o zaman çok da hayal kurmayın. Ayağınıza göre yorganınızı uzatın demek gerekiyor aslında. Ve burada da, en büyük sıkıntı şu. Özellikle bu %96'nın içinde birileri COSGAP'ten teşvik aldıysa en büyük tehlike orada başlıyor. Neden hocam COSGAP? Neden? COSGAP temel mantığı şu. Siz bir projeyi ele almışsınızdır. Projenizi sunmuşsunuzdur. Evet, gerçekten bu proje ticarete dönüşebilir bir projedir. Hı hı. Ama siz o projenin altına elinizi koymuşsunuzdur. Hı hı. Az bir sermayeniz vardır, işe başlamışsınızdır, sistem dönmeye başlamıştır. Can suyu olsun diye COSGAP bir teşvik, bir hibe verir size. Şimdi siz eğer o projeyi başarıya götürmezseniz, COSGAP diyor ki ben sana 100 bin lira verdim ama 3 yıl içinde bu dükkanı kapatmayacaksın. İşletme devam ediyor. İşletme devam edecek. Ama proje ikinci yılında fail. Başarısız görünüyor. Siz onu kapatmayınca da masraflar devam ediyor. Masraflar devam ediyor. Kredi çekiyorsunuz. En yakın melek yatırımcı olarak gördüğümüz annenize, babanıza gidiyorsunuz. Kardeşinize gidiyorsunuz. Böylece belki 100-200 bin lira masrafla geri dönecekken 400 bin, 1 milyonluk bir zararla startup kapatmak zorunda kalıyor. Burada işte en önemli şey COSGAP'in teşvik vereceği, hibe vereceği startupları yakından takip etmeli. Onlara gerçek mentorlar atamalı. Onların, çünkü startup bir girişimci her alanda profesyonel değil. Yönetim alanında profesyonel değil. Onun bir projesi vardı, dertlendi, hayal etti. Belki de 10 yıllık tecrübesini, 10 yıllık birikimini oraya gömdü ve o işe başladı. Şimdi siz eğer bunu finans olarak desteklemezseniz, yönetim olarak desteklemezseniz, tabii pazarlama şimdi, alanda desteklemezseniz çok ciddi bir başarısızlığa neden oluyor. Bu sefer bir daha da ayağa kalkmayabiliyor o girişimci startup. Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Girişimcilik deyince aslında sadece bir müesseseyi açmak değil, onun yanında işte onun yönetimi vesairesi, özellikle bu pastacılıkla ilgili konularda. İşte kadın diyor ki ben çok iyi pasta yaparım diyor. Ya da adam işte bir yerde çalışıyor, diyor ki kendi dükkanımı açayım. Fakat işte bu dükkanın ekonomik getirisi, reklam getirisi, işte maliyet hesap, bunu alması, satması vesaire ayrı bir dünya. Sadece pasta yapmakla olmuyor olay. Herhalde biraz sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Yani iyi pasta yapıyorsun diye ya da en iyi pastayı da yapıyor olabilirsin. Evet. En kalitelisini de en iyi fiyata da veriyor olabilirsin ama pazar ayrı bir şey. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla burada mentorluk çok önemli. Hocam en önemli şey, hani bir girişimci nasıl ortaya çıkar? Bir girişim der ki benim bu alanda bilgim var, tecrübem var, birikimim var. Az da sermayem var. Ben dediğiniz gibi bir pastane açmak istiyorum. Bir pastane dükkanı açmak ya da atölye açmak istiyorum diye bir yola çıkar. Fakat bu pastanenin yerinden tutun da müşteriye ulaşıncaya kadarki proses dediğimiz planlanması, örgütlenmesi, sekve idaresi, koordinasyonu, denetimi nasıl sağlanacak bilmiyor. Birçok hukuki boyutları var, birçok ekonomik boyutları var, birçok finans boyutları var, muhasebe boyutu var. Bunları bilmediği için ve bu alanda da yeterli destek verilmediği için başarısız oluyor. Evet, çok iyi pasta yapabilirsiniz. Bir kadın girişimci düşünün, alanda gerçekten harika bir tarifesi var, süper pasta yapıyor. Ama atölye ya da açtığı dükkanı doğru yerde açmamış. Çünkü yurt dışında eğer siz bir yer açacaksanız, önce o mahalleyle, o sokakla, o caddeyle ilgili bir araştırma yapılır. Oradan kaç kişi geçiyor? Kaç kişi geçerken duruyor? Duruyor da ne alıyor? Bir de hocam aynen, şimdi bazen lokasyon da çok iyi olabiliyor. Evet. Ama müşteriyi tutmak da ayrı bir şey. Pastanız da çok güzel ama onlara hitap etmeyebiliyor. Ya da maliyetiniz, pasta çok güzel ama maliyeti çok yüksek. Bu burada gitmiyor. Halk seviyor ama olmadı. Ne olacak? Gitti. Bu %97. Evet. %97'nin içine, %96'nın içine girdiniz. Başarısız oldunuz. Yani şunu demek istiyorum. Bizim en çok eksikliklerimizden bir tanesi, biz danışmıyoruz. Birçok danışman var
Ama kimse bunların danışmıyor. Peki hocam, evet. Sözünüzü kestim ama çok merak ettiğim başka bir soru. Mesela KOSGEB neye göre veriyor, değerlendiriyor? KOSGEB çok iyi bir değerlendirme sürecinden geçiriyor mu? Çok iyi eliyor mu? Ve çok iyi eğitiyor mu başvuranlarını? Yani şimdi, 97 büyük bir rakam ve bir tarafta, evet, da KOSGEB var. Şimdi normalde KOSGEB, az önce değindiğim gibi, 90'lı yıllardan itibaren küçük ve orta ölçekli işletmelere destek vermeye başladı. Ama bu destek bir can suyu mahiyetinde. Zaten işletmeniz yavaş yavaş yürümeye başlamış. Siz tam böyle tıkanma üzereyken ya da tıkanmayı görüyor iken KOSGEB'e, bak ben böyle bir proje başladım, projem de yürüyor, gerekli sermayemi koymuştum ama buralarda tıkanabilirim dediğinizde, projeniz gerçekten ticarete dönüşebilecekse, ulusal ve uluslararası arenada pazarlanabilecekse o yardımı yapıyor. Ama en büyük eksiklik neydi? Sadece para vermek bu işi çözmüyor. Aynı zamanda sizin mentörlük yapmanız gerekiyor. Az önce bahsettiğiniz finansal anlamda, pazarlama anlamında, bulunmuş olduğu konum anlamında, lojistik anlamında birçok arenada ona yer vermeniz gerekiyor. Değer vermeniz gerekiyor. Yoksa girişimci tek başına o projeyi A'dan Z'ye götürme şansı yok. Zaten adı üstünde girişimci genelde kendi bilgi ve tecrübesi tek başına başlıyor işe. Ancak birilerini inandıracak ki onun yanında toplansın, belki gönüllülük usulüyle iş büyüsün. Çünkü siz ciddi bir sermaye harcayıp bir finans departmanı oluşturamazsınız. İlk etapta bir satış departmanı oluşturamazsınız, bir pazarlama departmanı oluşturamazsınız. Bu alanlarda işte marka, patent, fikri, haklar, bu alanlarda KOSGEB'in destek vermesi gerekiyor. KOSGEB şimdi bu eksiklerini yavaş yavaş tamamlamaya başladı. Mentor atamaya başladı. Tabii ki onlar da kendini geliştiriyorlar. Ya biz nerede hata yaptık? Bunu sık sık sormaları gerekiyor. Yani denetim ekibini sadece gidip yerinde projeyi veya startup'ı veya girişimi denetlemek değildir. Dönüp kendini denetlemesi gerekiyor. Ben %96 neden girişimciler başarısız oldular? Bu aynı zamanda Türkiye için büyük kayıp. KOSGEB bu kadar para vermiş, %96 gitmiş, evet, artı tabii ki üretici için de çok büyük bir kayıp. Kesinlikle. Masraf. Milli sermayemizin yok olması demek. İşte bu anlamda bizim teşvik vereceğimiz, hibe vereceğimiz kişilere aslında iyilik yapmıyoruz. Onları çok iyi değerlendirmemiz onlara iyilik yapmamız demek. Çünkü kişi de kendini görüyor. Eksikleriyle, aksaklarıyla neden hibeyi almadığını gördüğünde o zaman kendini düzeltme şansı yakalıyor. Siz bugün bir şirkette, değerleme şirketine gittiniz, kendi firmanızı değerlediğinizde ciddi paralar harcamak zorundasınız. KOSGEB sitesinin değerlemenizi yapıyor ve ücretsiz yapıyor. Biz CEO Tekmer, Türkiye'nin ilk teknoloji merkezlerinden birini kurduk. İlk yaptığım iş 3 değerleme kurulu oluşturmaktı. Bunlardan birisi bilim kurulu. Birisi değerleme kurulu, bir diğeri yatırım kurulu. Proje geldiğinde birinci değerleme kurulumuz, ki bunlar akademik personel ve iş adamlarından oluşuyor. Ya bu proje gerçekten ticarete dönüşür mü? Dönüşürse kaç senede dönüşür? Ne kadar sermaye ihtiyacı var? Bu girişimci gerçekten bu işe liyakatlı mı? Ve bunun için en az 6 ay veriyoruz. Ön inkibasyon süreci diyoruz biz. 6 ay. Bu 6 ay sürecinde kişi işte bahsetmiş olduğumuz finans eğitimi alıyor, pazarlama eğitimi alıyor, patent eğitimi alıyor, şirketin yönetim eğitimini alıyor. Ve bu 6 aylık değerleme sürecinde biz o projenin geçip geçmeyeceğine karar veriyoruz. Şimdi böyle olunca işte az önce bahsetmiş olduğumuz büyük sermayeler kaybolmuyor. 6 aylık bir sermayeniz gidiyor. 6 aylık bir emeğiniz gidiyor ama sonuç itibariyle diyorsunuz ki evet, bu iş olur veya olmaz. KOSGEB 81 ilde bu bahsetmiş olduğum değerleme kurullarını acilen oluşturup ciddi değerlemeler yapıp ve bu aşamalardan geçtikten sonra bu hibeleri ve teşvikleri yaparsa daha mükemmel olur. Peki, başka bir soru. Şimdi bizde girişimcilik gibi bir eğilim var. Dünyada oran nasıl? Yani Türkiye ile dünyanın startup oranını karşılaştırırsak bize ne söylersiniz? Şimdi tabii girişimci deyince, startup deyince, Ar-Ge deyince, araştırma aklımıza tabii ki Avrupa, Amerika ve İngiltere geliyor. Niye? Gerçekten bunlar
çok uzun yıllardır bizim önümüzde hareket etmiş, projeler geliştirmiş, ülke ekonomilerini üst seviyeye çıkarmış ülkeler. Yani bu 2x2 4 derecesinde bunu görmek lazım. Yani hani SWOT analizi diyoruz. Ya önce durup kendi açımızdan güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi, güçlü yönlerimizin bize hayatta çıkaracağı fırsatları, zayıf yönlerimizin de bize yine hayatta çıkaracağı tehditleri görmemiz gerekiyor. Bu hem kişisel anlamda yapılması gereken, hem işletme anlamında yapılması gereken bir analizdir. Şimdi dünya literatürüne baktığımız zaman, çok İkinci Dünya Harbi'nden sonra ülkelerin ARGE merkezleri kurduğunu, savunma alanlarıyla ilgili ilk başlayan bu ARGE merkezlerin daha sonra teknolojik anlamda çok hızlı geliştiğini, işte bugün İkinci Dünya Harbi'nden yenilgiyle çıkan bir Almanya dünyaya kök söktürüyor. Bir Japonya dünyaya şu anda teknoloji anlamda liderlik yapıyor. Bir gün bir Amerika, bir İngiltere aynı. Peki Türkiye burada nerede? Evet, Türkiye'de bu 100 yıllık geçmişine baktığımız zaman özellikle 1950'li 1960'lı yıllarda yapılan ciddi planlamalarla 1990'lı yılları da işte KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın ve buna benzer sanayi teknoloji bakanlıklarının çalışmalarıyla 20-25 yıllık bir süreçte çok ciddi bir yere geldi. Bugün yetişen bilim adamlarımız dünya literatüründe ilk 50'de ilk 100'de yer almaya başladılar. Ama bunların sayıları çoğalması lazım. Bir kişi, iki kişiyle bu iş olmaz. Dolayısıyla girişimcilik anlamında eski söylemleri geride bıraktık. Aman oğlum bir işin olsun, sigortalı bir işin olsun söylemlerini geride bıraktık. Şimdi sizin de az önce bahsettiğiniz gibi artık bizler girişimci ruh oluşturmaya başladık ve bunlar her biri iş kurmaya başladılar. Kendi işinle uğraşmaya başladı. Tabii bu da bunu da abartmamamız gerekiyor. Çünkü herkes girişimci olacak diye bir kayda yok. Herkes genel müdür olacak diye bir kayda yok. Ara eleman dediğimiz, aranan eleman dediğimiz elemanlara da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu anlamda da bir iş yerinde çalışıp o iş yerindeki en iyi eleman olmak, en iyi müdür olmak, bu da insanlara ciddi kazançlar sağlayan, işletmeyi bir bütün haline getiren kavramlardandır. O yüzden biz evet girişimci yetiştireceğiz ama projeleri gerçekten değerlenebilir, ticarete dönüşebilir. Ciddi bir iPhone gibi, efendime söyleyeyim bir Amazon gibi yazılımda ileriye gidebilecek ürünleri ön plana çıkarmamız lazım. Kitle fonlamaları çoğaltmamız lazım. Yani halkın desteklediği, inandığı projeleri öne çıkarıp sermaye oralardan toplamamız gerekiyor. Kişiyi, startup'ı kredilerin önüne atmamamız gerekiyor, borçlandırmamamız gerekiyor. Halkı o projelere ortak hale getirmemiz gerekiyor. Çok söylenecek çok şeyler var. Peki hocam. O zaman güzel bir yere değindiniz. Dediniz ki ara eleman da lazım aslında. Herkes girişimci olamaz ya da iyi bir müdür de olabilir. Pek çok pozisyonda da insanlar rahat edebilirler. Aslında önemli olan rahat çalışmak, hayat kalitesini güzel götürmek. Peki. Evet. Bizim 19-29 yaş arasında hem okula gitmeyen hem de çalışmayan makbul bir kitlemiz var. Rakamını evet. vermeyeceğim şimdi ama bayağı bir yüksek bir insan potansiyelimiz var. Hem okumuyor hem de ne yapmıyor? İşe gitmiyor. İşte kimisi askerliği atmak için bir takım eğitim girişimlerinde bulunuyor vesaire vesaire. Bunları ne yapacağız? Geçtiğimiz, yanılmıyorsam, özellikle Covid döneminde ciddi bir boşluk oluşmuştu. O dönemde biz bir istatistik çalışma yaptık. Ama şimdi Covid dönemi aslında şey değil yani. Covid dönemi verileri geneli yansıtmıyor. Geçmişe dönük bir çalışma yaptık. Tamam, o döneme ait. Ve o dönemde yapmış olduğumuz çalışma, Covid dönemini şu anlamda söyledim. Boş olduğumuz, evde zamanımız geçtiği için geriye dönük 2018'den 2019'u, 2020'yi, ondan öncesini inceleme şansımız oldu. Ta 2019 orada, öncesi mesela. Evet, 2019 mesela. Öncesini ve orada 19-29 yaş arası en az 6 milyon gencimizin, şimdi biz ona mezuna kalma diyoruz mesela. Evet, işte üniversite hazırlık amacıyla okula gitmedi ama hazırlık aşamasıyla üniversite hazırlandığını. Yine 29 yaşına kadar sosyal medyanın da etkisiyle tembel yetişen bir nesli gördük. Ve 6 milyona yakın gencimiz ne işe gidiyor, ne okula gidiyor.
En önemli nokta da bunları biz topluma nasıl kazandıracağız? Hocam 6 milyon tüketiciden bahsediyoruz. 6 milyon tüketiciden bahsediyoruz. Bunların birçoğu bahanesi dediğiniz gibi askere gitmemek olabilir. Asgari ücretle çalışmamak olabilir. Ya asgari ücretle ben çalışacağım evde yatayım diyor. İşte kazanç yerine kayıp aslında. Kazanç yerine kayıp. Kimisi üniversiteye hazırlanıyor. Kimisi beğenmediği bölümü bırakıp tekrar üniversiteye hazırlanıyor. Kimisi liseye kadar okumuş bir meslek yok elinde. O meslek arayışında olan gençlerimiz var. İşte o yüzden bizim aranan eleman dediğimiz. Ben geriye dönüp şöyle baktığımda bizim dönemimizde özellikle çocuklar ilkokulu bitirdikten sonra babası, annesi elinden tutar onu bir mesleğe götürdü. Neden? Çünkü çocuğun okumakta gözü yok derdi. Hı hı. Bu tespit edilirdi ve ona bir meslek kazandırılırdı. Aileleri bir işten. Aileler aslında. Evet bir. Yani biz aileler olarak benim çocuğum okuyacak zorla onu okutup lise, üniversite bitirip boş. Hukuk okusun bir de. Tıp okusun, hukuk yani, okusun. Yani evet onu zorla bir yerlere getirip istemediği alanları ona okutup daha sonra üniversite bitmiş 22 yaşına gelmiş istemediği bir alanda çalıştırıp zorla veyahut o alanla ilgili iş bulamayan bir nesil yetiştireceğimize daha onu ilkokul, ortaokul, lise dönemlerinde gerçekten istediği, ilgi duyduğu alanlara yöneltip o aranan eleman bugün bir kaynakçı bulunamıyor. Hocam araba tamircisi. Bulunamıyor. Terzi bulunamıyor. Gayet güzel de maaşı var. Aynen. Birçok alanda şu an eleman yok. Ve ben size şuradan şunu söylüyorum. Yakında hepimiz evimizdeki tesisat, musluk bozulduğunda elimize kelpeteni, anahtar alıp kendimiz yapacağız. O kadar. Çünkü eleman bulamayacağız. Yurt dışında bu şu anda böyle. Bulamıyorlar. Arıyorsunuz. O alanda uzman yetişmiş bir kalfa usta yok. Yavaş yavaş da yok olmaya mahkum. Halbuki o alanda yetişmiş bir insan benim için bir akademisyen, profesör neyse o alanda kendi yetiştiği biri de uzman. Hı hı. O alanın profesörü olmuş, ordinarüsü olmuş. Dolayısıyla bize böyle arkadaşlar lazım. İşin mahiyetinin ne olduğu değil. Sizin o işte ne kadar uzman olduğunuz, o işten gerçekten bir emekçi olarak kazanıp kazanmadığınıza bakıyoruz. Sonuç itibariyle üniversiteyi bitirmek ne demek? Bir iş sahibi olmak. Hı hı. Zaten size güzel bir iş var. Yani o yüzden ben burada ailelere seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı bir meslek edindirelim. Bakın eski dönemde padişahların her birinin bir mesleği vardı. Kimisi yani, marangozdu, kimisi terziydi, kimisi kaynakçıydı, kimisi demirciydi. Bir mesleği vardı. Bizim çocuklarımızın da mutlaka bir alanda yetişmesi gerekiyor. Evet, çocuk gerçekten çok zeki olabilir. Tamam, okusun, mühendis olsun, bilgisayar mühendisi olsun, inşaat mühendisi olsun, mimar olsun. Çocuk o alana yetenekli değildir, isteksizdir. Bakın, her çocuk mutlaka çalışkandır ve zekidir. Fakat ilgi duyduğu alana çalışkan ve zekidir. İlgi duymadığı alanı kapatır kendini. O yüzden bizim çocuklarımızı daha küçükken tespit edip o alanlara yetiştirmemiz gerekiyor. Girişimcilik o alanlarda da olabilir. Evet hocam, çok güzel tespitleriniz vardı. Çok güzel bilgiler paylaştınız. 18-28 yaş arasındaki gençlerin aslında diyorsunuz sorunun kökenine indiğimizde ailelerinin vaktinde onları yönlendirmemesi ya da okulun tespit edip yine onları farklı alanlarda uzmanlaştırmaması yatıyor dediniz. Çok kıymetli bir bilgiydi. Teşekkür ediyoruz. Süremiz çok çabuk bitti hocam. Aslında girişimcilikle ilgili soracak çok fazla sorun vardı ama umarım başka bir programda tekrar ağırlarız, tekrar paylaşırız. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Girişimcilik ruhunu uyandırmamız gerekiyor. Evet, Ekoturk Akademi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşünceye kadar esen kalın.